Son sayfadan merhabalar değerli izleyiciler. Bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız ve çok değerli bir konuğumuz var. Evren Turan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hemen haftanın sonuçlarına bakalım. Süper Lig'de bu hafta bir maç dışında tamamlandı. Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor'u Sporu 3-0 ile geçmeyi başardı. Fenerbahçe 3, BTC Türkiye'nin Malatya Spor 2 sonuç alındı. Trabzonspor Ankara gücü maçı 1-1 tamamlandı. Bir diğer beraberlik maçında Göztepe ile Aytemiz Alanya Spor 3-3 berabere kaldı. Demir Grup Sivas Spor Deplasmanı'nda e, HES Kablo Kayseri Spor 2-0 kazandı. Kritik 3 puan. Çaykur Spor 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Yukatel Denizli Spor karşısında ve Medipol Başakşehir Galatasaray. Gaziantep Futbol Kulübü Fraport Tavantalya Spor maçları 1-1 tamamlandı. Bu hafta şu ana kadar 3 tane 1-1, bir tane 2-2, bir tane 3-3 beraberlik sonucu, beraberlikler haftası oldu. Ama tabii zirve yarışı açısından kritik maçtı. Medipol, Başakşehir, Galatasaray, Evren Turhan. E, enteresan hem ilk yarının başında hem de ikinci yarının başında Medipol, Başakşehir takımı oyuna tahakküm kurdu ve e, üstün olan taraftı. Ama Galatasaray ilk yarıda herhalde 7-8. dakikadan itibaren ipleri tamamıyla eline aldı. İkinci yarıda da golden sonra e, toparlanan ve oyunun temposunu belirleyen bir Galatasaray vardı. E, ama herhalde eksikleri de aradı Galatasaray bugün. Nasıl değerlendiriyorsunuz karşılaşmayı? Tabii ligin e, aslında kaderi bugün belli olacaktı bir şekilde. Yani bugün Galatasaray kaybetseydi, e, Başakşehir farkı dörde çıkacaktı ve belki dört e, puanlık farkı kapatmak çok kolay değil. Çünkü haftada Trabzon Galatasaray oynuyor. Belki e, daha rahat şu an herkes e, şampiyon oldu diyebilirdi Başakşehir'e. Ama Galatasaray hiçbir zaman e, yarışı bırakmaz. Ligin kaderini her zaman Galatasaray belirler her zaman zirvede bir şekilde orada hem kendi için mücadele eder hem de Avrupa'ya gitmek için mücadele eder. Bugün de o mücadeleyi gösterdiler. Yani normalde bu kadar eksikte eksik oyuncu olmasına rağmen Galatasaray bugün iyi oynadı bence. Hatalar yok mu? Bazı oyuncular kötü oynadı mı? Oynadı evet. Ama ona rağmen Galatasaray bugün maçı kazanabilirdi. Yani biz son iki haftadır hakemlerle ilgili Galatasaray çok sıkıntı çekti biliyorsunuz özellikle geçen hafta yapılan olaydan sonra psikolojik olarak zaten Galatasaray hem sakatlıklar, cezalılar, o oh bu. Yani Galatasaray'ın çekmediği bir şey kalmadı bu sene. Yani Çok fazla sakat çekti. Başkanından yani. Tuğut hocasına her şeyi yaşadı Galatasaray. Bu kadar sıkıntıya rağmen Başakşehir maçına kadar, o maça kadar en nasıl psikolojik olarak kötü durumda gelebilir, nasıl eksik gelebilir her şeyi yaptılar. Aslında sonunda başardılar. Yani Galatasaray bugün belki bir Falcao olsaydı, bir Forvet Androne olsaydı bu maçı belki daha önce kopartabilirdi. Galatasaray Forvet'siz olmaya alışkın. Forvet'siz de şampiyon oldu Galatasaray. Sağ açığı da olmadı. Orta sahası da olmadı. Ha, bir Mustarası, Mustarası hiçbir zaman olmadı. Yani mustarası olmaya alışkın değil Galatasaray. Okan'ı da çok beğeniyorum. İyi kaleci. Hatalar da yapıyor ama Galatasaray'ın her zaman şöyle bir şeyi vardır. E, DNA'sında bu vardır. Galatasaray'da her zaman yabancı kaleciler eee gelir ve onlar efsane olurlar. Yani Maç Simovic, kurtaran değil mi? Puan Simovic, yani. Tafarel, Mondragon, işte Mustera. Yani kale çok önemlidir. Atanla tutanın hep deriz ya. E şimdi senin atanın sakatlanmış. Tutanın sakatlanmış. Oran sakat, buran sakat. Ona rağmen ona rağmen e, Galatasaray bugün muhteşem bir mücadele gösterdi. Eksikler var, hataları var. E, bugün maçı kaybedebilirdi de, kazanabilirdi de. Ama Genel anlamda baktığında oyuna Galatasarayın iyi bir oyunu vardı. Ha iyi oyun yeterli mi değil? Galatasaray için şu an bana dersen ki Evrenem ne olur şampiyonluk? Artık bu saatten sonra zor. Artık ikinciliği kovalacak Galatasaray şampiyonluk için. Çünkü hem mesafe açıldı hem zaten lig daraldı. Buradan yakalaması çok zor artık bu saatten sonra bu eksiklerden sonra. Tabii bu kadar niye sakatlık oldu? Veya bu takım Galatasaray bugün bu eksiklerle bu kadar mücadele etti de niye Rize maçı bu mücadeleyi göstermedi? Evet. Bu Şimdi bunlar yapayım. da var. Yani Teknik olarak konulara konuşacağız. Onları da konuşacağız. Çünkü orada da eksikler var. E, Fatih Hoca aslında bu sene ben e, devre arası yanına gittim. Antalya'da bizim kamp, biliyorsun yayınlarımız vardı. Orada bir görüşme şansım oldu. Bir de geçen sene oldu. Yani 20 yılda e, toplasan e, Fatih Hoca ile iki defa görüşmüşüm hayatımda. O da medyaya <laughs> geldikten sonra görüştüm. Her zaman hocamdır, saygı duyuyorum. Galatasaray olmam ayrı bir şeydir ama ben yorumcuyum. Ama algılamalar çok farklı. E çünkü bu sene daha çok fanatiklik, daha çok gerginlik, daha çok herkes... E, çünkü başarısı olan takımlar fazla. Yani büyük takımlara baktığında Fenerbahçe başarısız. Beşiktaş olmadı. Şu an toparladı Serkin Hoca'yla ama şampiyonluk şansı yok. E şimdi Galatasaray'da yok. E burada Trabzon devrede, Başakşehir devrede. Evet. E şimdi, Sivas Spor'da büyük bir fırsat tabii, Şimdi ilk önce hiç kimse kendine bakmıyor. Kendi başarısızlıklarına. Galatasaray bu mesela bugün Galatasaray'ın berabere kalmasına Fenerbahçeliler, Beşiktaşlar sevindi. Ama ezeli kaybetti. o da normal Trabzon da şöyle sevindi. Haftaya Trabzon kendi kaderini kendi belirleyecek. Şansını devam ettiriyor. Çünkü Trabzon Ankara maçının avantajını kaybetti. Bunlar doğaldır, olur. Ama biz sporu biraz daha böyle fazla düşmanlığa, fazla fanatikliğe, fanatik tarafına doğru götürmeye başladık. normalde ben maç yorumu yapıp yapabilirim ama ortam öyle değil ki. Ben hiçbir zaman mesela rakiplere sen benden bir şey duydun mu? Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzon'a bir takıma bir şey söyledim duydun mu? Yani Yok. teknik olarak eleştirmeye, başkanına, yöneticisine. Ama Galatasaray'a ilgili bak bütün medyada. Hep Galatasaray abi salla pati herkes bir şey söylüyor. Ben onlara cevap verince şimdi insanlar rahatsız olmaya başladı. Ama yani, şu da enteresan değil mi? Yani geçen yılın şampiyonu Galatasaray. Ondan önceki sezonun şampiyonu da Galatasaray. Olmasın bu sene de bir şey olmaz ki. Yani illa Hayır yani Galatasaray, Galatasaray engelleniyor gibi bir algı da oluşuyor ya. E bakıyoruz son iki yıl yine federasyon, yani, hakemler, Mustafa, başka geçen, hakemler sene de gelmiyor. engellendi çok. Geçen sene de mucizeler yarattı Galatasaray. Yani şimdi diyorlar ya o hakemlere de Galatasaray şampiyon oldu. Ya geçen seneki maçları hatırlayalım. Şimdi onları hemen Rize maçını çıkartırlar. Mesela klasik. E bu şey maçı, bak ben sana söyleyeyim. E, Alper Ulusoy'un yaptığı maç kapatılır. Hiçbir zaman konuşulmaz. Hı. Çünkü öyle bir algı var. Yani e, o zaman o adamdan hakemlerini bitirdin. Bu hakemden hakemini bitir. Hemen haftaya hakeme maç veriyorsun. Haftaya da alperote de maç alır. Biz bu hafta bu kadar konuşmasak, algı yapmasak var ya... Yemin ediyorum bugün Ali Palabıyık böyle maç yönetmezdi. Kötü maç yönetmedi. Ya Bak, da Ali Palabıyık olmazdı. Hatalar da yaptı. Diyeyim. Ali Palabıyık yetenekli hakem. Belki hakem farklı olurdu diyor. Yine yaptı hatalar. kartlarda onlar onlarda geç gösterdi. Belki maçın kaderini belirledi yine ama daha kötü işler yapardı. Çünkü Alper Uso'ya baktığında olmayan bir kuralı uydurdu. Yani olan bir kural hiçbir zaman kullanılmamış. Bugün de istese Ali Palabıyık baktığı duruma şey olabilirdi. Hiç olmayan bir kural çıkartabilirdi. Çünkü bu kitap işine çok takındılar. Bir şey olduğu zaman hemen kitabı açıyorlar. Ya kitapta böyle yazıyor. Ya ne kitabı kardeşim? Kitapta yazıyordu. kitabı kim uyguluyor ki zaten? Yani senelerden kitap mı uygulanıyor? Çıkartıyorlar hemen bir kitapta bak böyle böyle olması gerekirdi. Yani aslında adam doğru yapmış da siz diyor ne konuşuyorsunuz? E, o zaman her maç yapsaydım bunu. Aynı maç içerisinde aynı kalecinin tuttuğu pozisyon oldu. Şimdi geçmişe dönmeye gerek yok. Bundan sonra Galatasaray bugün e, aslında burada kazansaydı şampiyonluk şansı vardı. Yarışın içerisindeydi. Berabere kaldı. Bu saatten sonra zor. İmkansız ee, değil ama çok zor. Çünkü Trabzon var. Onunla çıkacaksa Başakşehir var. Arada bir fark var. Bu sene geçti ama bu seneden de hatalardan ders çıkarmak lazım. Mesela Fatih Hoca da burada hatalar yaptı Mustafa. Ne gibi hatalar yaptı? İşte o devre arası gittiğimde hoca aslında en büyük darbeyi kendi içinden yedi. Kendi ekibinden yedi. Yani şimdi ekibindekileri yollamasının sebebini sence? Bugüne kadar kimse konuşmadı. Niye ayrıldı ekiptekiler? Handan Hanım, Hasan Şaş niye ayrıldılar? Neden ayrıldılar? Niye ayrıldı bilmiyoruz işte. Yani şimdi hoca bir şeylerde bir yanlışlık gördü demek ki. Bunlar tesadüf değil. Hem içeriden hem dışarıdan hoca hayal kırıklığına uğradı. Hem hastalandı. Hem kendi sahaya çok konsantre olamadı. Hem dışarıyla ilgilendi hem içeriyle ilgilendi. Adam ne yapsın abi bir yere kadar istediğin kadar Fatih Terim oldu. Yani her tarafla uğraşmak çok zor. Yönetim de zaman zaman bu konuda hocayı yalnız bıraktı. Yönetim çok güzel işler yaptı Mustafa Cengiz. Takdir ediyorum. Yönetim olarak kulübü her türlü şeyi yaptılar. Ama son döneme baktığında o federasyonla ilgili konuşmalarda, o tepkilerde çok geç kaldılar. Yani adamların zaten bunu yapacağı belli. Pandemiden sonra bir şey belirli. Sen orada yanık olacaksın. Sen orada yanık olursun çünkü bir şeyler dönecek belli. E sana bu adam yapıyor. Bir de oyuncular çok sakatlandı mesela bu sene. Dikkat et. Evet. Şimdi herkes diyor ki ya şanssız ya bu kadar sakatlık olur mu abiciğim? Markao, Luyndama, Luyndama'nın bağları koptu. Evet. Markao sakatlandı. Bir Ahmet, Ahmet yok, Falcao yok. Falcao sakatlandı. Evet. Musa'nın ayağı kırıldı. Öbürü sakat. Belhanda'nın ayağı çekti. Fegülü'nün kasık gitti. Yani olmayan şeyler oldu. Burada da o zaman biraz daha iç planda öz yapıp ben nerede hata yaptım? Kimlere güvendim? Nasıl oldu? Veya ben hani antrenman programında bir yanlışlık yaptım teknik olarak. Veya farklı yerde farklı şeyler mi oldu? Yani Galatasaray'ın bu sene bu öz yapması lazım. Mesela... Ee... Scott Piri ile çalışıyordu Fatih Terim e, hep inanılmaz koşan, mücadele eden ve az sakatlık veren bir Galatasaray vardı. Bu sezon başında hep hani muhabir Galatasaray muhabirleri şu tür haberler geçtiler. Galatasaray işte Bartali ile birlikte İtalyan kondisyonerle birlikte çok iyi çalışıyor, çok sıkı çalışıyor. Ama biz hiç sahada o Şampiyonlar Ligi'ndeki e, bence felaket sonuçlarının sebebi de Galatasaray'ın kondisyonuydu.